Sen ben de iyiyim. Unutulmuş. Sen nasılsın Meryem? Merhaba. İyiyiz. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikle kendinizi tanıtın. Ben Seyret'im. Hazırlık vereyim ben. Okul tanıtma ekibindeyim. 10B'ye Muzaffer Karabey. Hazırlıkçıya da Esin Şahit'e okul tanıtım ekibindeyim. Ben evet. Feyza. Hazırlıkçıya da iyiyim ve okul tanıtım ekibindeyim. Tabii ben 10B sınıfından Nermin Aşkın. Hazırlık ve İpek. Ben Muhammed Fatih Uraş. Vogue'da 3. sen ve 10. sınıf öğrencisiyim. Benim de adım Samet Burak İspir. Ben de 10. sınıf öğrencisiyim. Ben de 3 senedir bu sınıf okuldayım. Pekala. Bugün sizinle çok ilginç bir haber metni hakkında konuşacağız. İlk olarak metindeki olayı okuyacağım ve sizden yorum yapmanızı isteyeceğim. Hazırsanız okumaya başlayayım. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinin Yavrucak köyünde inanılması güç bir olay yaşandı. Evlerinin balkonunda çay içen Yaman ailesi, duydukları ses üzerine çatılarına düşen yumruk büyüklüğündeki yeşil buz parçaları ile karşılaştı. Köyün ortasından geçen yolda kaza olduğunu sanan Yaman ailesi, gördükleri buzlar karşısında şaşkına döndü. Yeşil rengi ve ilginç kokusuyla dikkat çeken buzların değişik bir yapıya sahip olduğunu belirten Hasan Yaman, konuyla ilgili hiçbir tahmininin olmadığını belirtti. Yaman ailesi, buzların yetkililer tarafından incelenmesi gerektiğini düşünerek buzları buzdolabına koydu. Bu ilginç olay köyde hızla yayılıp merak konusu oldu. Yaman'ın evi çok geçmeden yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki ve kötü kokulu cisim görmeye gelenlerle dolup taştı. Hatta köylülerden biri de tadını merak edip cismi diliyle dokundu. Bu cisim sizce ne olabilir? Asit yağmuru gibi bir şey olabilir sanki, gökyüzünden düşmüş. Bekleyelim görelim. Olmuş bir şey olabilir. Bir şey olabilir mi böyle? Farklı bir gök taşı. Daha önce hiç görülmemiş. Bence gökten düşmüş. Taş gibi bir şey de olabilir, bir su kütlesi. Biz bu cismin uzaydan düşmediğine eminiz. Uzaydan düştüğüne eminiz. Hayır. Yani emin değiliz. Evet. Gökten düşmüş olabilir. Evet. Yani uzay gemisinden de düşmüş olabilir. Uçaktan da düşmüş olabilir. Ya da başka bir çatıdan bir yapıdan da olabilir. Yani uzaydan düşmeyi bir kere eskiz. Çünkü öyle buz olarak düşecek. Koskoca meteor şeyler eriyor ama. Taşlar eriyor. Yani. Buzun erimemesi. Aynen o zaman buz tezi çürüyor. Aynen. Çünkü ya uzay tezi çürüyor. Uzaydan düşmüş. Aynen tabii aynen. Hangi mevsimde düşmüş? İlkbahar. Ha, o zaman tamam. Bu kadar tamam. Birinin aklı bir şey doğru. Mesela gece gibi. Şey atmosferden girerken eriyor değil mi? Aynen. O zaman şey de kanka. Büyük ihtimal ya bir uçaktan düştü ya bir kuşun. Yeşil buz parçası. Evet, kokulu. Kokulu. Yeşil bir kuşun. 5 kilo taşıyan bir kuş. Ve kötü kokulu. Çatıya zarar verebilecek bir kuş. Eba bir kuş. Yok, kuş değildir. Belki de başka bir dediğimiz gibi çatıdan fırlattı. Belki... Ama amcanın birini yazık. Amcanın biri yaladı onu. Belki helikopter olabilir. Belki zeplin olabilir. Zeplinle ne var olabilir? Zeplinle ne yapacak? Sen de dakika. Bana bir taş ver. Bir dakika. Sen nerede yaşıyorsun? Türkiye'de. Türkiye'nin üzerinde kaç defa zeplin geçerken gördüm. Kanalıma çık. GTA'da görmüştüm. Bence uzaydan değil. Kütle uzaydan değil, hava meydanına para vermekten kaçınan bir uçaktan bırakılan tuvaletten gelmişti. -50 derecede donan atık da gök cismi gibi yere çakılmıştı. Buza yeşil rengi verense temizlik maddeleriydi. Gölbaşı Savcılığı yaptığı incelemede olay saatinde iki Rus uçağının seyrettiğini belirledi. Uçaklardan biri Evolga, ABV, diğeri ise KBA, Sonajer Sky hava yollarına aitti. Ne yaptı? Yani o diliyle dokunan amca. Acayip bir olay bence bana göre yani. Hele uçaktan mesela Gölbaşı denen bir yere düşmesi. Normalde havalimanına boşaltılması gerekiyor. Ama bu uçak firması aşağı sallıyor. Aynen. Hayal. Gölbaşı tam olarak nerede? O da çatıya düşüp Yaman ailesinin çatısına düşüyor. Yumruk büyüklüğünde. Aynen. Yaman ailesi de bunu hiç düşünmeden buzdolabına koyuyor. Aynen öyle. Köylü de diliyle yalıyor. Köylü de diliyle yalıyor ve ölmüyor. Bence bu hava yollarının böyle yanmaları saçma yani. Sonuçta bunun yeryüzüne düşeceğini bilmeleri gerekiyordu bence. Yani diliyle yaladığı için. Evet. Niye ölsün? Onun için de ölsün. Ama zor durumda kalıp yiyenler var. Tamam Fatih tamam. Bir de yalamışlar ya. Aynen. Evet. Niye hani herhangi gördüğü bir şey yalıyor? Saçma olay biraz. Peki yani hava yolunun yaptığı sizce yanlış mı? Yani cezalandırılmalılar mı?
cezalandırılmalı tabii. Evet. Yani. Ya benim bildiğim normalde bunu denize hani en gene yasa dışı olarak da denize atılması gerekiyor. Bence o Yaman ailesindeki birey Yaman, evin direği olan Yaman'ın Hasan Bey'in o buzu içeri alması hatta. Yani sonuçta temizlik konusu. Bence daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bence de. Şimdi şunu anlamam lazım Meryem. Bu arkadaş, yani pardon, bu cisim gökten geldi. Yeşil renk almasının sebebi temizlik maddesi. Temizlik maddesi. Peki soğuk ve... -50 dereceden düşüyor ya. Ha pardon. Muzaffer abi senin başına gelseydin ne yapardın? Ben de her türlü gibi ellerdim herhalde. Yani bir eldiven takardım öyle ellerdim herhalde. Çünkü ne olduğunu bilmeden... Tanımıyorsun değil mi? Aynen. Tanımıyorsun şeyi. Onu bir de buzdolabına koyması o kadar dar bir görüş. Hayır işte uzaydan gelmişti. Soğuk orada bir... Soğuksa soğuğa koyalım falan yani. Peki elinde yalan mı? Yalamazdım. O yüzden. O kadar değil. Ben uçak kullanan kişi olsam şahsen çevreye bu kadar çok zarar vermek istemezdim. Sonuçta orada herhangi bir yere atmış bile olsa, bu Ankara'ya değil başka bir şehre de gelmiş olsa, sonuçta bu pislik bir yere düşüyor ve bu insanlara gerçekten zarar verebilir ve insanlar bunun farkında olmadan dediğin gibi buzdolabına koyuyor. Daha kötü belki yemeklerine bu kokular silmiş olabilir, bu kimyasallar geçmiş olabilir. İnsanlar bunları bilmeden farklı şekilde yönlendirebilirdi. Dediğin gibi ağzına almışlar, tatmışlar, bu çok zararlı bir şey. Havalimanlarındaki güvenliği biraz arttırmak. Hiç böyle bir şey rastlanmış mı başka uçak firmasının yine yaptığı rastlıklarla? Hayır. Tek? Rastlanıldıysa da bizim bir bilgimiz yok. Yer neresi demiştin? Ankara Gölbaşı ilçesi. Ankara Gölbaşı ilçesi. Sen ne yapardın? Ben kesin dokunurdum. Eldiven falan takmazdım herhalde. Direkt ben merak ederdim. De yalamazdım yani. O kadar da gitmez. Sadece ellerim önüne diye bakardım. Ben uçak sahibi olsaydım eğer parayı kıyıp yani hani artık bir zahmet paraya kıysın, parayı kıyıp hani bunu dökebilirdim. Diğer kişi olarak da Ankara'daki hani dolaba koyan kişi belli ki ne olduğunu bilmiyor. Şahsen biz görsek biz de anlayamayabilirdik bunu. O merakından dolayı buzdolabına saklamış, bu gayet normal bir şey. Yani uçakta olan bir insan bakış açısından çok sıkıntı olmaz yani, onun umurunda değil çünkü, ama evinin üstüne düşen ve tehlikeli bir şey olduğu için adamı sıkıntıya sokabilir evin üstüne düşen kişiyi. Aynen öyle. Peki sen İpek ne yapardın? Ben olsam büyük ihtimalle şikayet ederdim. Hani evime dışkı düşmüş olsa. Yani insan haklarına da zaten aykırı dediniz. Ama diğer adamların elinde olsam böyle pintilik yapmazdım para vermemek için. El alemin ülkesinden geçerken. pilotun gözünden baktığımız zaman, daha doğrusu pilotun gözünden bakamayız. Pilot orada bir çalışan, doğru muyum? Hı hı. O firmada çalışan bakarız. Pilot orada çalışıyor. Bulut falan. Samet kendi çapında espriler yapıyor. Şimdi o firmanın gözünden baktığımız zaman hani ne kadar çok maliyet olabilir ki sen böyle pisliğe gözünmüyorsun. Hani Hasan Yaman'ın, doğru mu söyledin ismini? Doğru söyledim. Hasan Yaman'ın gözünden baktığı zaman da sıkıntılı bir durum. Hele yapmasınlar. Yapılmasın. Bizim ülkemizi batırmasınlar. Çatılarımıza dışkı atılmasın. Evet. Arkadaşlar size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.